Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar. Biraz önce canlı yayından çıktım. Bugün pişen yemekleri size gösteremedim. Kısmet olursa sofrada şu anda evdekiler yedi, ben yiyeceğim. Kusuruma bakmayın, izninizle onları size biraz göstereceğim. Biri ben bugün canlı yayındayken like sayısı 75 oldu. Son 2 dakikaya girdiğimde vedalaşırken birden 4 tane like geri çekildi. Madem geri alacaktınız da like'ları niye yaptınız arkadaşlar? Hani kötü niyetle yaptığınızı inanmıyorum. Yanlışlıkla olduğu inanıyorum ama eğer kötü niyetle yaptıysanız da gelmeyin yayınım arkadaşlar. Yani sizin like'ınıza ihtiyacım yok. Tekrar iyi duygularla düşünmek istiyorum. Yanlışlık oldu diye düşünüyorum. Emeklere de, emeğimize de bir saygı gösterin. Like alıp atıp tekrar like atmak ne demek? Anlamış değilim, çözmüş değilim arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün eşim Brüksel lahanalı tavuk seti yaptı, pilav yaptı, salatamız, bu kendi yaptığım, kendi elimde pancar turşum, video içeriklerinde yapımı var bunun arkadaşlar. Burada da kırmızı lahana ile yapılmış yoğurtlu salatamız var. Tabağıma kendi payımı aldım, pilavla beraber afiyet yiyeceğim inşallah. Gelin gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar. Dediğim gibi canlı yayındayken tabi bunu size anlatamadım. Nedir? Tavuk göğsüyle Brüksel lahanaları var. Tavuk göğsü haşlandı ayrıyeten. Brüksel lahanaları da ayrı ayrı haşlandı. Tekrar tencereye alındı. Nasıl yaptınız bunu? Tamam, kavruldu. Gel bakayım anlat sen. Evet, Ayşe Hanım anlatacak şimdi nasıl yaptığını, Brüksel lahanasını. Evet, gel. Kapya biber var ya, kırmızı biber. Evet. Kırmızı biber, sarımsak, soğan, onları güzelliğine kavurduk. Evet. Ondan sonra patates, tavuğu attık içine. Evet. Onu da kavurduk. Ondan sonra kavurduktan sonra içine Brüksel lahanasını koyduk, patatesini koyduk, soğan. Hepsini güzelliğine bir harman yaptık, kavurduk böyle. Ondan sonra suyu ilave ettik, tuzunu ilave ettik yani. Aynen öyle haşlama diye bir şey yok. Evet, Ayşe Hanım anlattı arkadaşlar. Tabii ben yanında olmadığım için, çekemediğim için yanlış anlatıyordum. Ayşe Hanım bir hışımla balkondan geldi ve işin doğrusunu, aslını sizlere anlatmaya çalıştı arkadaşlar. Yani Brüksel lahanalı tavuk seti de bu şekilde hazırlanıyor. Allah bin bir bereket versin. Olmayanlardan nasip etsin inşallah. Herkes çok çocuğuna yedirmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size de böylece canlıdan sonra Brüksel lahanalı kısaca tavuk seteyi anlatmış oldum. Tekrar buradan tüm yurt içi yurt dışı arkadaşlarıma selamlar, saygılar, sevgiler olsun. Hepinize binlerce teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vloglarda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. O sizlerle olsun.